Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sine, Bölüm 7. Hem ben çay bardağından daha çok yakışırdım yanına. Hayır, çay bardağını kıskanmamıştım. Saçmalamayın lütfen. Ben bir şey demeyince soğumuş çayı eline alıp bir yudum aldı ve direkt geri bıraktı. Biz çekmekten içmeyi bile unutmuştuk ki. Bir çaya, bir de bana bakarken... Bunlar soğumuş, istersen yenileyelim. Kafamı olumsuz anlamda salladım ve diğer bardağı da ben alarak geldiğimiz yere geri dönmek için adımladım. Ani ruh değişimlerine anlam veremediğini biliyordum ama elimde değildi. İçimi kemiren düşüncelerin olması, suratımın asılmasına ve hüzünlenmeme sebep olmuştu. Bu sefer arkamdan gelen oydu. Her zamanki gibi hızlı değil de yavaş adımlarla yürüyordu. İstemeden kırmış olabileceğim düşüncesine huzursuzlanmıştım. Fakat elimden gelebilecek herhangi bir şey yoktu. Eğer saçma sapan konuşursam ters denebilir, kalbimi çok daha kırmasına izin verebilir. Arabadan indiğimiz yere doğru yaklaşırken çay aldığımız yere bardakları geri bıraktık. Ve bıraktığımız birkaç parça eşyayı da alıp iş yerine gitmek üzere yola çıktık. Normalde hep ben konuşurdum ama susmayı tercih ettim. Onun zaten canına minnetti. Aldığı boyun yastığını tekrar parmak uçlarımla hafifçe okşuyordum. Mor puantiyeli hediye paketini bile saklayacağımdan emin olabilirdi. Yastıkla bakışırken arabanın durmasıyla arka koltuktan çantamı almak için uzanmıştım. Her şeyi aldıktan sonra yastığı alıp çıkıyordum ki, ''İstersen yastık burada kalsın. Sonuçta her bindiğimizde burada uyuyorsun. Boynunun tutulmasından sonra çekemem çeneni.'' Bu dediği beni sinir eder zannediyordu ama ben mutlu olmuştum. Çenemi çekmemesi bahaneydi biliyorum. İçini görmüştüm ben onun. Gözler kalbin aynasıdır derler. Bu zamana kadar toplam 10 saniye bile sürmeyen bakışları ele vermişti onu. Beraber stüdyoya girdiğimizde Elvin koşarak yanımıza gelmişti. Başına bağladığı rengarenk kurdele ve kıvırcık saçları onu olduğundan çok daha tatlı gösteriyordu. Afan Bey'in yanına sokuldu ve onun kolunun altına aldı. Evet, aşırı kıskanılası bir durumdu. Ama onların süt kardeş olduğunu da öğrenmiştim. Dışarıda böyle rahat değillerdi. Ama bana alıştıkları için abi kardeş gibi dolaşıyorlardı. Elvin yüzünü bana döndürdü ve göz kırptı. Sadece gülümsemekle yetinmiştim. Zira kendimi zor tutuyordum. Muzip bir şekilde, nasıl geçti çekim, eğlendiniz mi bari dediğinde, altında yatan imayı anlamış ve utanmıştım. Geçenlerde sizi birbirinize yamayacağım, bak görürsün sen derken, ciddi olduğunu düşünmüyordum. Ama bugün bir anda işi çıkmasından anlaşılıyordu. Daha ben bu kadar uğraşamazken onun eli ayağı oynuyordu. Hep beraber yukarıya doğru yürürken Affan Bey, onu Vera'ya sormak lazım bence. Ergenler gibi ani ruh değişimleri yaşıyor sürekli. Bir ergen olmadığım kalmıştı, o da olmuştu. Sinirle soludum ve siz çok olgun ve düzgün bir ruh haline sahipsiniz çünkü. Koltuğa oturacağı sırada vazgeçip yüzüme dik dik bakmaya başladım. Ne dememi bekliyordu? Teşekkür etmemi falan mı? Hiç altta kalma zaten. İlla konuşacaksın illa. Sonra kelimeyi biraz yüksek sesle ve bastırarak söylemiştim. Elvin aramızda kalan kanepeye oturmuş, pimpon topu gibi bir o yana bir bu yana başını döndürüp bize bakıyordu. Altta niye kalacakmışım ki? İlla 2 dakika iyi olup 3 dakika kötü oluyorsunuz. Ne yapacağımı, nasıl tepki vereceğimi şaşırdım. Anlamıyorum seni. Allak bullak oldum ben. Sonlara doğru ben de bağırmaya başlamıştım. Şu an anlamsız bir olay yüzünden 4 haftanın sinirini çıkarıyordum ama haklıydım. Sürekli değişen oydu. Sinir hastası olacaktım yakında. Asıl anlamayan benim, ben. Ne yapacağımı şaşırdım, göremiyor musun? Nasıl heyecanlandığımın, zorlandığımın farkında değil misin? Tepkisiz diye nitelendirdiğin insanın içine nasıl fırtınalar koptuğunu bilmeyen sensin. Susmam gerekirdi ama susmadım. İçimden ne geliyorsa söylemek istiyorum. Ben her şeyi görüyorum, acını da, içine attıklarında. Gözlerin her şeyi ele veriyor. Ama sen bakmıyorsun bile. Neden? Tepkilerimin değiştiği hakkında en ufak fikrim bile yok değil mi? Ama salaklık bende. Kimden medet umduğuma dikkat etmezsen böyle olur. Karşımdaki adam kızgın, bu adam farksızdı.
Gözleri kan çanağına dönmüş, boynundaki damarlar neredeyse dışarı fırlamıştı. Evet, sen tam bir salaksın Vera. Gördüğün tek yer ise burnunun diki, başka bir şey değil. Ne söylersen söyle artık umurumda değil. Sözlerin gibi sen de değilsin deyip ışığın odadan çıktı. Gözümden akan bir damla yaşı ve yüreğimi görmeden, umurunda olmayan bana son kez bakmadan çekip gitmişti. Ben ise yere çöküp ağlamaktan başka bir şey yapamadım. Saatlerce içim dışıma çıkana kadar ağladım. Sonra ise bir ışığın asla yapamayacağı şeye başvurdum. Zor da olsa vazgeçmek. Aslında vazgeçmiş gibi yapmak. Ağlayarak stüdyodan çıktığımda arabamla gelmediğim için taksi bulmaya çalıştım. Burası hem kalbimden hem de haritamdan silinmişti. Yeni yeşermeye başlayan filizlerimi ezip geçmiş, enkaza dönmüş bir şekilde ayrılmıştım işten. Belki de yurt dışına geri dönmeliydim. En doğrusu buydu. Bazen ne olacak, ne bitecek diye düşünmeden yaptığımız anlar oluyordu. O anı en acı biçimde yaşamış, fütursuzca bedenimi hareket ettirmeye çalışarak yürüyordum. Nereye gittiğimi bilmiyordum, neden gittiğimi. Canım deli gibi acıyordu ve ben nefes alamıyordum. Sindiremiyordum, en çok da o dediği için. Başka birisi dese, gıkımı çıkarmayacağım kelimeleri belki de yüreğimi bu denli sıkmazdı. Ağlayarak ve saçım başım dağılmış bir biçimde adımlıyordum. Bitmiş olduğunu kabullenmek zaman alabilirdi ama yapacaktım. Beni bu denli üzen bu adamın yanında olamazdım. Fazlalık olarak görüyor, aptal diyordu. Ağlamaktan akmaya başlayan burnumu sinirle çektim. Ve çıkmayan sesime inat, ben aptal değilim ama kalbim bensizin önde gideni. Seni seven bir yüreği kırmana rağmen hala vazgeçmediği kişi sensin Affan Kurdoğlu. Önüme gelen saçları ellerimle yavaşça ittim ve duraksadım. Kendimi yürüyemeyecek kadar bile iyi hissetmiyordum. Keşke taksi bulsaydım diyen zihnimi umursamadım. Yere çöküp ağlamama kaldığım yerden devam edecektim. Kaldırımın kenarına çöküp kollarımı vücuduma sarmaladım. Bir çocuk kadar çaresiz, annesi kadar kahır doluydum. Bana deli görmüş gibi bakan insanları kale almadan tekrar kendi kendime konuştum. Umrunda değilim ben senin, hiçim. Hiçin bile değilim hatta. Dudaklarım titriyor, burnumun direği sızlıyordu. Ayağının altına alıp esse bu kadar üzülmezdim. Tekrar akmadan gözyaşlarımı durdurdum ve son kez konuştum. Ben seni kalbimin her odacığına, zihnime, tüm hücrelerime sığdırmıştım. Sen beni bir kelimene bile yerleştirmedin. Ama biliyor musun, umurumda olmayan bu kadın sana yandı. Ciğeri, gözleri, dudakları ve yüreği senin için kavruldu. Ok gibi saplanan sözlerine rağmen sana sevdalı bu kız deyip burnumu tekrardan çektim. Ağlama krizi tekrardan geliyordu, engelleyemezdim. Kafamı kollarımın arasına alıp ağlamaya devam ettim. Artık başım çatlayacak vaziyete gelmişti. Artık kalkmalı ve eve gitmeliydim. Hem zaten bundan sonra her gün güzelce ağlayabilirdim. Uyuşmuş bacaklarım dolayısıyla zorlansam da kalkmayı başarmıştım. Etrafı kolaçan edip herhangi bir taksi durağı var mı diye bakıyordum. Hayır, koskoca yoldan bir tane bile taksi geçmez miydi? Zorla durdurduğum gözyaşlarım firar etmeye tekrar hazırlanırken yanımda duran araba eliye donup kaldım. Camları filmli olduğundan içinde kim olduğunu göremiyordum. Öylesine durmuştur diyerek yürümeye devam ettim. Kimseyle uğraşacak halim yoktu. Ben yürüdükçe araba yanımdan ilerlemeye devam ediyor ve istemsizce korkmama sebep oluyordu. Aklımdan geçen bin bir türlü kötü adam düşüncesiyle birlikte daha hızlı yürümeye başlamıştım. Tam o sırada arabanın camı açıldı ve içeriden tanıdık bir ses yükseldi. Vera, bu halin ne? Kimden kaçıyorsun sen? Ömer abinin sesini duymamla tutmaya çalıştığım gözyaşlarım tekrar akmaya başlamıştı. Kardeşinin yaptıkları yüzünden ağlıyorum diye bağırmak istesem de sustum. Ben şirketten istifa ederken tekrar ağlamaya başlamıştım. Ön koltukta oturan ve hala adını bilmediğim karakoldaki kız hızla arabadan inip beni arka tarafa bindirdi. Hiç kimsem olmadığı için ona sarılıp ağlamaya başladım. Sevdiğim adamın sevdiği kadına sarılıp ağlamak da kaderimde vardı demek ki. Düşündükçe daha çok ağladım. Koskoca arabada sadece benim seslerim duyuluyordu. Kendimi susturmak için elimden gelen her şeyi yapmıştım ama olmuyordu işte.
Onun önünde olduğu gibi sevdiklerinin yanında da gülünç duruma düşmüştüm. Bu daha fazla beni raydan çıkarsa da toparlanmalıydım. Kafamı utanarak kızın göğsünden kaldırdım ve yüzüne baktım. Gözleri aynı onunkiler gibiydi. Masmavi parlıyordu ama hüzünlü. Bana üzülmüştü. Herkes benim yüzümden üzülüyordu. Artık açıklama ihtiyacı hissettim ve titreyen sesimle ''Ömer Bey, ben gerçekten çok özür dilerim. Sizi rahatsız ettim. Ağlaya ağlaya başınızı şişirdim.'' Dikiz aynasından bana baktı ve tebessüm ederek ''Böyle düşünmene çok üzüldüm Vera. Her ne kadar patronunun ağabeyi olsam da küçük kardeşim gibi oldun benim için. Seni böyle bir şekilde yol ortasında bırakamazdım.'' dediğinde tekrar ağzımdan bir hıçkırık kaçmıştı. Yanımda duran kız hüzünlü bir şekilde daha çok ağlayacak. ''Ne oldu sana böyle abla, anlat lütfen. Abim seni çok mu üzüyor?'' dediğinde ağzım bu halime rağmen sonuna kadar açılmıştı. ''Abim demişti değil mi? Ben yarım saattir kız kardeşinin kollarında mı ağlıyordum? Hayır, şu an şaşırmanın zamanı değildi. Kendimi toparlayıp her şeyi açıklığa kavuşturmalıydım. Biz Afvan Bey'le kavga ettik ve ikimiz de ağır konuştuk açıkçası. Ben biraz daldım işte. İstifa ettiğimi belirtmek de isterim Ömer Bey. Faks ile yollayacaktım ama öncesinde haber vermem daha iyi olur diye düşündüm. Araba durduğunda bizim evin önüne geldiğimizi fark etmiştim. Hayır, herkes benim hakkımda bir şeyler biliyordu ama ben hiçbir şey bilmiyordum. Evimi nereden biliyordu bu adam? İstediğin gibi iletirim ama böyle ani karar vermeseydin keşke. Hem daha derken hızla sözünü kestim, yoksa pişman olacaktım. Benim için çok zor bir karardı. Geri dönülmez bir yol çizdim kendime. Lütfen daha fazla zorlaştırmayın. Aslında demem gereken en önemli şeyi dememiştim. Bana ne kadar değer vermese de çok şey öğretmişti. Herkesin üzerimizde hakkı olduğunu ve helallik istememiz gerektiğini de ondan öğrenmiştim ben. Sadece her şey için teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin Ömer Bey, dedi. Ve kafasını hafif bir tebessüm ile sallayınca arabadan aşağı indim. Bacaklarım tutmuyordu sanki. Bu nasıl bir acıydı. Aheste aheste eve doğru adımlarken her şeyin bittiğinden artık emindim. Yani sanırım. Ama hiçbir aşık yabana atmazdı yine de umudum. Eve gidip yataktan günlerce çıkmayacaktım ve ağlaya ağlaya onu düşünecektim. Aşırı ergen oluyor oluşum benim suçum değildi ama bunu dizginlemek istiyordum. Eve girdiğimde kimsenin olmadığını fark etmemle derin bir nefes aldım. Anneme şişmiş gözlerimi açıklayacak durumda değildim. Çantamı odanın bir kenarına fırlattım ve yatağa girdim. Sonsuza kadar uyuyacağımı bilsem de düşünmemek için uyumalıydım. Küçüklükten beri sevmekten korkmuştum ben. Herkese gördüğü anda vurulan bir insan değildim. Bundan önce sadece birinden hoşlanmıştım. Benden 3 yaş büyük oluşu beni etkilemişti ve yakışıklıydı. Sadece tipine bakarak verdiğim bu karar bir yıl bile sürmemişti. Benim arkamdan iğrenç ithamlarda bulunup dalga geçtiğini öğrenmiştim. O zaman bu zamandır tüm erkekler bana böyle davranacak, beni aşağılayacak diye korkmuştum. İnsanlar konuşmaya gelince çok nazik oluyordu ama iç yüzlerini bir kavgada gösteriyorlardı. Patlak veren ruhları ve birikmişlikleriyle bana olan gibi o an sadece içimdekileri kusmak istemiştim, kurtulmak derdindeydim. Heyecanlanıyorum demişti değil mi? İnsan yanında ne yapacağını bilemediği birisini hiç olarak görür müydü? Her şeyi tamamdım ben ve istemeyeceğimin de farkındaydım. Ailesi dindardı. Benim ailem sözde Müslüman kesimdendi. Benim gibi birini istemezdi o, yakıştırmazdı yanına. Tesettürlü ve onun gibi dinine dikkat eden bir kadın eşi olmalıydı. Düşünürken bile gözümden damlalar düşmesine sebep olan düşünceler, gerçekte olsa neler yaşanırdı kim bilir. Söylesene bana, hiç mi şansım yok? Sevmez mi ki o beni? Mavi gözlerini hapsedercesine bakmaz mı ki hiç bana? Tavana bakarak söylediğim için sorun tabii ki de cevapsız kalmıştı. Yine de konuşmaya devam ettim. Peki ben bir daha nasıl göreceğim onu? Sapık gibi takip etsem fark eder kesin. Hiçbir şey kaçmıyor ki gözünden. Sinirli bir şekilde soludum ve yanımda kalan boşluğa yumruk attım. Ben şimdiden çok özlemiştim. Bu kadar kısa sürede ona bağlanmam işimi zorlaştırıyordu. Burnumun direği bir kere duyduğum kokusuyla sızlıyordu. Kalbim de acısıyla. Zaman her şeyin ilacı derlerdi de benim ilacım ne olacaktı? 2 hafta sonra. Uçuşan elbisemin uçlarını tutarak oturma pozisyonunu değiştirdim. Denizin önündeki kayalara oturduğum kaçıncı saatte bilmiyorum. Ama her yerim ağramaya başlamıştı. O kadar çok gelmiştim ki buraya.
Artık hangi saatlerde rüzgarın çok olduğunu bile çıkartabiliyorum. Aldığım nefes bile ciğerime batarken denize sığınmayı seçmiştim. Hem mavisi hem kokusu bana onu hatırlatıyordu. Bitmişti işte. Onu gözetleme çabalarım bile boşa çıkmıştı. Adam 2 haftadır İstanbul'da bile değildi. Bunları Elvin sayesinde öğreniyordum ama ben sormuyordum. Delicesine merak etmeme rağmen aptal gururum yüzünden hiçbir haber alamıyordum ondan. Elvin sürekli yazıp duruyordu ama cevapsız mesajlarını bir zaman sonra kesmişti. Ne cevap vereceğimi bile bilmiyordum ki. Herkesten soyutlanmıştım, kimseyle konuşmuyor. Evde 2 cümle kurmak için gece vaktine kadar burada oturuyordum. Allah'ım, ne çok özledim, ne çok sevdim, senden başka bilen yok. Ne olur üzme onu, yüzü hep gülsün. Bağırdı ama benim yüzümden, hepsi benim suçumdu. Günaha sokma onu, affet. Kendimi suçlamak, en kolay çıkış yolunu seçmekti benim için. Ben zorlamıştım onu, o da dayanamamıştı işte. O mavi gözlerinin koyu laciverte dönüşünü içim yana yana izlemiştim. Yanımda duran küçük taşı da denize fırlattım ve çıkardığı boşluğu seyre daldım. Hemen hemencik yerini nasıl dolduruyordu deniz? Benim kalbimde böyle kolay doldursaydı ya yerini. Kendi kendime konuşmaya devam ediyordum. Ben yerimi dolduramam. Allah'ım yardım et. İstenmeyen bir duygu olmasın benim için. Yüzünü görmek istemezken bile, onunla olma hayali kuruyorken buluyordum kendimi işte. Tam bir umutsuz vakay. Şimdi çıksa, gelse ne güzel olurdu değil mi? Masallara, romanlara layık bir sevdanın başlangıcı olsa. Yerimden kalkıp, uyuşan bacaklarıma kan gitmesi için bir kez yerimden oynattıktan sonra eve doğru yürümeye başladım. Yaklaşık 1/2 saat sürüyordu ama kendimle yalnız kalmayı seviyorum. Abilerim, ablalarım, Allah sizi sevdiğinize kavuştursun. Güllerim 5 lira. Sevgilinizin elindenmiş gibi güller. Yaklaşık 10 yaşlarında anca olan bir kız çocuğu boyundan büyük bir gül sepetiyle dolaşıyordu insanların peşinde. Beline kadar gelen kömür karası saçlarıyla parlayan masmavi gözleri o kadar güzeldi ki bakışlarımı ondan alamıyordum. Ona dikkatlice baktığımı görmüş olacak ki adımlarını bana yönlendirip yanıma geldi. Ablam, böyle dertli dertli niye bakarsın? Sevdiğin mi üzdü yoksa? Al güllerimden bir tane de keyfin yerine gelsin. Minik elleriyle uzattığı gülü almadan önce cebimi karıştırmaya karar verdim ama yanıma hiç para almamıştım. Üzgün bir ifadeyle gülümseyerek, almak çok isterdim ama yanımda hiç para yok. Sen birbirini sevenlere dağıt o gülleri. Allah işini rast getirsin diyerek yolumda yürümeye devam ettim. Çocuk ise kendi yoluna doğru adımlamıştı bile. Boş, Allah dedikçe onu yanımda hissediyordum sanki. Boş şeyler diyeceğime kelimelerini Allah ile doldur demişti. Hem kalp hem zihin ferahlığı verilmiş. Bunları diyen adamı ne hallere getirmiştim ben. O son zamanlarımızda gül kadar nazik davranırken benim yüzümden dileklerini saçmıştı. Düşünerek yürümeye devam ederken arkamdan birisinin bağırıyor oluşuyla irkilip geriye döndüm. Güllerle birlikte küçük kız bana doğru koşuyordu. Yanıma geldiğinde derin bir şekilde soluk aldı ve tek tek duran güllerin yanındaki buketlerden birini bana uzattı. Hayır anlamında elimi sallayarak onları alamam, gerçekten param yok, üzgünüm. Abla bunları al, bir abi sana vermemi söyledi. Çok yakışıklıydı vallahi, kocan mı deyip elini ağzına kapatıp gülmeye başladı. Kocam? Daha yüzünü bile göremezken eşim olduğunu hayal edemiyordum, diyemedim. Bir kere daha umut ettim ve ben gülmeye başladım. Başka bir şey dedi mi bu abi? Sorduğum soruyla kafasını salladı ve gülerek konuşmaya devam etti. Çok uzun cümleler kurdu abla, unuttum ki. Sadece şeyi dediğini hatırlıyorum. Ben yangına vurgun suyum dedi. Ben anlamam ama sen anlarsın. Kalbimi daha fazla nasıl yakabilir? Ateşini içime nasıl böylesine salabilirdi? Vurgunum demişti, yangınım ben. Bu yüzden bana dokunamıyordu, yanardı, donardım. Zarardık birbirimize her halimize. Ama vurgunum demişti. Zihnimde vurgunum sözü dalgalanıp duruyordu. Minik ellerindeki gülleri alıp gözlerimle teşekkür ettim. Eve gidip kaç saate ağlayacağımı bile düşünmeden edemedim. Mutluluktan mı yoksa hüzünden mi ağlayacaktım ki? Keşke benim de ona bir şey deme şansım olsaydı. Belki bir gün uzun uzun konuşurduk. Gözlerine korkmadan bakardım. Ne kadar olmuştu bilmiyorum ama kendimi evin kapısını açarken bulmuştum. Elimdeki çiçeği kime açıklayacaktım şimdi? İçeriden bağırış sesleri geliyordu. Korkarak geri çekildim. Annem ve babamın sesleri dışında
Çok fazla gürültü vardı içeride. Buketi yanda duran ayakkabının üstüne bırakıp yanda duran vazoyu elime aldım. İçeride ne oluyorsa öylesine olmuyordu. Titreyen elimle kapının kilidini çevirdim ve ayakkabılarımı çıkarma zahmetine girmeden eve daldım. Allah'tan oturma odasıyla kapı arasında koridor vardı. Daha temkinli davranabilecektim. Vazoyu aşağıda tutarak yürümeye devam ettim. Ben yürüdükçe annemin ağlama sesleri kulağıma doluyordu. Sezonluk dizi çekmediğimize göre ciddi bir problem vardı. Telefonumu zorla cebimden çıkardım ve tam polisin numarasını tuşlarken kapı hızla açıldı. Kafamı hızla kaldırdığımda izbandut gibi bir adamla karşılaşmayı beklemiyordum. Elimdeki vazoyu kaldırmama fırsat vermeden kollarımdan tutup beni kendine doğru çekti. Ani hareketi yüzünden vazo elimden düştü ve tam ayaklarımın ucunda kırıldı. Kollarımı arkama alıp bedeniyle bedeninin arasına sıkıştırdı. Canım yansa da ağzımı açamıyordum. Kurtulmaya çalıştıkça daha çok sıkıyordu ve ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. En sonunda pes ettim ve karşımdaki tabloya bakıp içten içe ağlamaya başladım. Annem evin bir köşesinde yerde dümdüz yatan Poyraz'ın başında ağlıyordu. Babam elinde silah olan adamla konuşmaya çalışıyordu. Dilim tutulmuştu. Ne anneme bağırabiliyor ne de babama ağlayabiliyordum. Tek istediğim olayları idrak etmekti ama kafam o kadar karışmıştı ki nefes bile alamıyordum. Dizilerde olan kızın kurtulma sahnesi artık olmalıydı ama olmuyordu. Kendi ipimi kendim kesmem gerektiğini fark ettim ve yapabileceğimden asla emin olmadığım bir hamleyi yapmaya karar verdim. En fazla silah namlusunu başıma tutardım. Elbisemin uçuş uçuş olmasından yararlanarak arkaya doğru bir tekme savurdum ve acı feryat ile birlikte kollarım çözüldü. Tam yerine vurduğumu fark ettiğimde bir an kendimle gurur duysam da hızlanmam gerekiyordu. Babamla konuşan adam bana döndüğünde hızla vurduğum adamın cebindeki silahı aldım. Evet, fazla film izliyordum ve bu silahı elime alacağım yere kadar her şeyi doğru uygulamıştım. Ben bunu nasıl kullanacağımı da bilmiyordum ki. Çevik bir hamleyle silahı babama doğru uzattım. Mafya kılıklı herif bu hareketimi görünce ilk başta korkarmış gibi yaptı ama sonra gülmeye başladı. Çiçekli elbise ve saçları iki yandan örgülü kızı umursamıyordu tabii ki de. Ciddi durmaya çalışarak ona karşı çıktım. Neden gülüyorsun saçma kılıklı herif? Kafana mı tutayım bu namluyu? Cümlemle beraber yüz ifadesi değişmişti. Doğru şekilde itham etmiş olabilirdim ama sonuçta korkuyordum canım. Korkan her insan saçmalayabilirdi. Kelimelerine dikkat etmezsen o namluyla beraber iki namlu daha kafana dayanır cici kız. Şimdi onu yerine bırak, babanla tatlı tatlı konuşuyoruz. Beni resmen umursamıyordu. Aileme bu şekilde davranmasına göz yumamazdım. O yüzden yanına doğru yürüdüm ve diğer yanda duran adamın gazabına uğradım. Kollarımdan tuttuğu gibi beni annemin yanına attı. Kafamı yere vurmaktan son anda kurtulmuştum. Annemi daha fazla korkutmamak adına ona sarıldım ve saçlarından öptüm. Poyraz az da olsa toparlanmıştı ama onun da elleri kolları bağlıydı. Artık kaçış yolumuz kalmamıştı. Evlatların seninle haklar yediğini bilse böyle atılırlar mıydı ortaya acaba? Babalarının kumar borçları yüzünden şirketlerinin batma seviyesine geldiğini duysalar mesela? Ortam iyice gerilirken tüm güvenimin paramparça oluşunu hissettim. Babam böyle bir şey yapmazdı. Bu adam yalan yanlış şeyler söylüyordu değil mi? Baba, gerçekten yaptın mı böyle bir şeyi diyen ben değil Poyraz olmuştu. O kadar sessiz ve kırılmış söylemişti ki babam ne cevap verirse versin eskisi gibi olamazdı. Babam bize döndüğünde yanındaki adam kafasına silahı dayayıp kolundan tuttu. İçime sığmayan çığlıklarımdan birini sonunda koyuvermiştim. Annem yığılacak gibiydi. Elimizden bir şey gelmiyordu. Yapabileceğim tek şey fısıldayarak yardım dilemekti. Allah'ım sen yardım et. Kafamı önüme doğru eğdiğim sırada bir vazonun daha kırılma sesi kulaklarıma doğdu. Ardından da bir çığlık. Kafamı kaldırdığımda Ömer abi ve Ahvan'ı gördüğümü söylesem bana inanır mısınız? İnanmalısınız çünkü yerde yığılıp kalmış adamın arkasında gözü dönmüş bir Ahvan duruyordu. Sakalları uzamış, saçları birbirine girmişti ve hala çok etkileyiciydi. Kalbimin hızla atması ve gözlerimin dolmasını umursamadan durdum. Afan dikkatli ol. Thank you.
Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.